İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan. Batı Ermenistan vatandaşlarının hakları. Vincent Dükle. Türkiye ve Azerbaycan'ın Pan-Türkist projesi ve Ermenilere yönelik soykırım Armenosit. Zafer ve cesaret sembolü olan Bahagın. Patrick Donabetyan. Batı Ermenistan'daki Ermeni mirasının yok edilmesi ve sonuçları. Batı Ermenistan'ın evlatları Hayk Badikyan. Tatoyan, Alman gazetecileri Azerbaycan'ın Artsak'a karşı işlediği suçları ve Artsak Ermenilerinin zorla sınır dışı edilme mekanizmasını anlattı. Artsak'ta benzin deposunun patlamasından sağ kurtulanlar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Abrahamyan şu açıklamalarda bulundu. Batı Ermenistan vatandaşlarının statüsünün hukuki ve demokratik çerçevesinde seçilmiş yetkililerimizin güvenimizin ve yetkisine sahip olması önemlidir. Bu ancak hepimizin Batı Ermenistan vatandaşı olmamızla mümkündür. Bu bağlamda Batı Ermenistan vatandaşlığı Birleşmiş Milletler ve yerli halkların hakları bildirgesi tarafından tanınmaktadır. Halk olarak yeniden örgütlenmemiz gerekiyor çünkü aksi takdirde haklarımızı güvence altına alamayız. Artsak'ta yaşanan olaylar Doğu Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerinin Artsak'ı Azerbaycan saldırganlığından koruyacak siyasi iradeye sahip olmadığını açıkça ortaya koydu. Birinci Arsa Savaşı'nda gücümüzü gösterdik ve bugün hakkımızı savunmak için yeniden örgütlenmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman Azerbaycan'ın olmamış ve olmayacak olan kurtarılmış topraklarda Batı Ermenistan Ulusal Konseyi yeniden kuruldu. Milli kimliğimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkmakla, birlik ve mücadele ruhuyla, tüm zorluklara göğüs germekle yükümlüyüz geleceğimizi hep birlikte şekillendirebilir. Tarihi haklarımıza sahip çıkabiliriz. Çünkü gücümüz ve birliğimiz bizim elimizde. Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Arminosit, Osmanlı Devleti'nde 1894 yılında Hamidiye alaylarının katılımıyla başlayan ve Jön Türkler Partisi'nin 1915 yılında devam eden sistematik bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Soykırım Arminosit 1923 yılına kadar devam etti ve sonunda Lozan Antlaşması Ermenilerin imhasını teyit etti. Soykırım'dan Arminosit'ten önce Osmanlı İmparatorluğunda İslam'a geçen Ermeniler hariç yaklaşık 2.1 milyon Ermeni yaşıyordu. Büyük cinayetlerin ardından geriye yalnızca birkaç binlere varan Ermeni kaldı ve bunlar daha sonra zulüm ve şiddetin kurbanı oldu. Türkiye ve Azerbaycan'ın mevcut politikası pan-Türkist ideolojiye dayanan bu tarihi gerçeklerin devamıdır. 1919-1923 yılları arasındaki savaşlar ve Yeni Türkiye'nin kurulması Ermenileri unutturmuş ve Ermeniler kendilerine çok az dini ve insani destek sunan uluslararası toplum karşısında çaresiz kalmışlardır. Ermeni mitolojisinde Vahag'ın Gücü, cesareti ve zaferi temsil eder. Sık sık ateş tanrısıyla karıştırılır. Ancak bu fikir yanlıştır. Ermeni mitolojisinde ateş tanrısı yoktur ve Vahagna'da ifade edilen ateş veya şimşek yalnızca gücün sembolüdür. Atalarımız insanların ideallerini arzuladığı sekiz erdeme dayalı bir sistem yarattılar. Cesaret ve zaferin merkezi olan Vahagna tapılmadı. Ancak gücün vücut bulmuş hali olarak yüceltildi. Bu şekilde insanlar birlikte güçlü ve muzaffer bir hayat yaşayarak içlerindeki savaşçıyı uyandırdılar. Köklerimize sadık kalarak içimizdeki vahagını da yüceltmeliyiz. Almanya 2015 yılında hem siyasi hem de tarihi düzeyde önem kazanan Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'teki suç ortaklığını kabul etti. Alman devleti Osmanlı İmparatorluğundaki askeri varlığının Ermeni katliamlarının örgütlenmesinde ve yürütülmesinde önemli rol oynadığını itiraf etti. Bu gerçekliğe dayanarak Türk devletinin neden ala soykırımı Armenosit'i resmi olarak tanımaya ihtiyaç duyulduğunu anlamak güç. Zira aslında Türk Devleti'nin sorumluluğu zaten kabul edilmiş durumda. O dönemde soykırım kelimesi henüz mevcut olmasa da Alman Devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun liderlerinin yüz binlerce hatta milyonlarca Ermeninin katledilmesinden sorumlu olduğunu kabul ediyordu. Ancak soykırım sadece insanların fiziksel olarak yok edilmesi değildir. Aynı zamanda küresel miraslarının yok edilmesini de içermektedir. Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının devasa kültürel mirası yıkımın hedefi oldu. Zaten 19. yüzyılın sonunda Sultan Abdülhamid'in saltanatı sırasında sadece toplu katliamlar başlamamış, aynı zamanda Ermeni mimarisi ve kültürüne dair kanıtlar da sistematik olarak yok edilmiştir. Alman papazların yaptığı hesaplamalara göre 19. yüzyılın sonlarında Batı Ermenistan topraklarında birçok Ermeni anıtı ve kilisesi yıkılmıştı. Bu süreç 1915-1923'te Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında da devam etti. Ermeniler sadece fiziki olarak yok edilmekle kalmadı, aynı zamanda kültürel ve tarihi varlıkları da bilinçli olarak silindi. Ne yazık ki o dönemde Ermeni kiliseleri, manastırları ve diğer kültürel anıtları hakkında çok az belge korunmuştur. Ancak Rus ordusu askerlerinin çektiği fotoğraflar gibi mevcut gerçekler kitlesel yıkımı tanıklık etmektedir. 20. yüzyılda kültürel mirasın yok edilmesi devam etti. 1950'li yıllarda Türkiye'de hakkında çok az kanıt bulunan yeni bir yıkım dalgası yaşandı. Ancak yerel halk o yıllarda birçok Ermeni anıtının yıkıldığını doğruluyor. Aynı şey 1970'lerde Türk yetkililerin Ermeni kültür değerlerini ortadan kaldırmaya yeniden başlamasıyla tekrar yaşandı. Batı Ermenistan topraklarında Ermeni halkının izlerini silmek amacıyla Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit ve ardından gelen kültürel mirasın yok edilmesi, kültür sit bir asır boyunca aynı tutarlılıkla devam etti. Bu kayıplar giderek artıyor ve biz Ermeniler olarak tüm zorluklara rağmen tarihimizi korumak ve yaşatmak zorundayız. Hayk Badikyan, San Francisco'da ünlü bir heykel tıraştı farklı bir üslupla bu şehirdeki ve genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok müzeyi, parkı ve binayı süsleyen bir dizi ünlü sanat eseri yarattı. Badikyan, Batı Ermenistan'ın o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Van şehrinde doğdu. Fotoğrafın oluşumunun ilk yıllarında meraklı babası bu konuyla ilgilenmeye başladı ancak Türk yetkililer tarafından Rusya lehine casusluk yapmakla suçlanınca Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra Badikyan'da ülkesinden ayrıldı ve babasının Fresno'daki müreffeh çiftliğinde yıllarını geçirdikten sonra San Francisco'ya taşınarak heykel yapmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetenekli bir heykeltıraş olarak adından söz ettiren sanatçı Büyük San Francisco yangınının ardından sanatını mükemmelleştirmek için Paris'e gitti. Onun çok yönlü heykelleri arasında şu anda San Francisco Belediye binasını süsleyen Abraham Lincoln, San Francisco'nun Golden Gate Parkı'nda yer alan Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Amerikan ordusunun liderliği altında Avrupa'ya giden ABD'li General John Pershing ve bir dizi klasik ve efsanevi karakterler yer almaktadır. Vatikan ayrıca binaların cephelerini süsleyen dekoratif heykeller de yarattı. Örneğin San Francisco'daki Metropolitan Life Müzesi'nde olduğu gibi. Arman Tatoyan, Tatoyan adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı'nda çok sayıda önde gelen Alman gazeteciyi ağırladı. Tatoyan, Azerbaycan'ın Arsak'a karşı işlediği suçları ve Azerbaycan'ın Arsak Ermenilerini zorla sınır dışı etme mekanizmasını anlattı. Sünik bölgesinin Hapan şehrinin Nerkinhant köyü örneğinde Doğu Ermenistan'ın sınır yerleşimlerinde Azerbaycanlıların işlediği suçları, Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan'a yönelik ırkçılığı ve düşmanlığını, Bakü rejiminin Ermeni kimliğini yok etmeye yönelik politikasını anlattı. Arman Tatoyan, Şiaka Hoh rezervinde binlerce ağacın kesildiğinin, inşa halinde olan binlerce kilometrelik askeri yolun Doğu Ermenistan'a büyük çevresel zararlar verdiğinin kanıtlarını gerekçelerle birlikte sundu. Arman Tatoyan hem Ermeni hem de uluslararası gazetecilerle İşbirliğinin önemini, özellikle COP29 öncesinde Azerbaycan'ın ihlalleri konusunda dünyayı bilgilendirmek ve yeni ihlalleri önlemek için bu potansiyelin daha iyi kullanılması gerektiğini vurguladı. Arman Tatoyan ayrıca gazetecilerin Doğu Ermenistan'ın sınır sorunları, Son arsa Savaşı ve Azerbaycan suçlarına ilişkin sorularını da yanıtladı. Artahta benzin deposunun patlaması sonucu uzun süreli rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç duyan mağdurlar her gün ulusal yanık merkezinde buluşuyor. 219 kişinin ölümüne neden olan patlama sonucu 300'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda uzuvları yandı. Yanık bölümünde plastik ameliyatlara başlandı ancak yaraların iz bırakması vücudun işlevselliğinin geri kazanılmasına engel oluyor. Sağlık Bakanlığı'na göre Ermeni sağlık tesislerinde 5'i çocuk olmak üzere 243 kişi tıbbi bakım gördü. 20 kişinin tedavisi Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İtalya gibi yurt dışında gerçekleştirildi. Patlamadan sağ kurtulanlar Haygazov Askeri Birliği'nin akaryakıt depolama alanında sigara içenlerin kuyulara yaklaşılmasını engellemek için sıra tutmaya çalıştıklarını ancak bekçilerin bulunmadığını söylüyor sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.